Geminin burada ne işi var? Vurduk a**eyim ya. Şu kadar yer var, gemiye mi vurdun? Sokakta niye gemi var? Geminin burada olması normal ama ben kötü şoförüm, öyle mi? Vapur geliyor. Bak vitesi. Vites çıktı ananı s**. O şanzuman elimizde kalacak. Görün mü aynalara bakmadan gidiyor. Bak. Herkese merhaba, ben Mişam abi. Bugün ekibin evini basıyoruz lan. Ananı avladı. La havle la. Aynaya baktım. Bugüne kadar hep benim ışıltılı hayatımı izlediniz. İzle gör bebek sahnedeyim haram net zulamda. Hayatımı daha da fazla izlemek için Instagram Erçan Bağ adresine gidebilirsiniz ama bugün ekibim kaliteli. Ben hep şarkı söylüyorum, ben video çekmiyorum ki. Biliyorsunuz ki benim bir ekibim var ama benim ekibim sakat. Kalbin sakat olmaz. Bugün ekibimin özel hayatına girip ne yer, ne içer, nasıl ortamda yaşarlar bunu göreceğiz. Zaten beni biliyorsunuz. Akvaryumda yaşıyor oğlum, habitat mı bu? Ah sana yazık. Ama tabii ki elimiz boş gitmeyeceğiz. Elimiz boş. Onlara müthiş ev hediyeler aldım. 100 bin liranın üstünde. Aldığım hediyenin parasını söylerim. Görmemiş iskam. Aşağı in. Adam. Ananı avradına tüyür et. Yükselen ben değilim. Bak asansör. Bacağı kopacak. Bacağı kopacak. 100 kim? Oros düşmüyor la. 4 adam bulun bunu dövelim, ben tek dövelim. Ekip üyeleri evlerinde, yanımda ama Tufan ve Seda olacak. Kamera arkasında da Muhammed Fatih Duran. Hediyeyi göstereyim mi? Göster reis. Ver başkan. Herkese bir X-Drive koltuk! Başka! 8 adet birbirinden farklı koltuklar aldık X-Drive'dan. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Asıl bomba geliyor. Hepsi yeni sezon. Şu an mağazalarda bile satışı yok. İlk kez bizim ekibimize. Bravo. Gel abi gel. Anka modelimiz var. Tufan modelimiz var. Tufan modeli senin zaten. Tabii valla başkan. Başkanın anasını. Şoförsüz şekilde böyle bir araç kiraladım ama bilmiyorum ki ben. Bilirsen ben. Buraya getirene kadar 4 kere kaza yaptım. Sağını solunu vurdum. Gel. Şu bir. 2. 3. Bir de aynayı gemiye vurdum, onu nasıl anlatacağım araba sahibine bilmiyorum. Bagaj kiralı. Yapacak bir şey yok, büyük bir araba lazım da 6,5 ton taşıyabiliyoruz bu arabada bu arada. Ananızı bacınızı komple koysak bile. Allah Allah. Ne oldu? Hey sen ne konuşuyorsun? Beni mi döveceksin? Bacımız anamız diye hepinizi. Seni bulurum çocuk. Çok fena yaparsın. Lafı daha fazla uzatmak istemiyorum, çok heyecanlıyım çünkü bu koltukların yanında birkaç da gizli hediyemiz var. Özel seçtin. Özel seçtin. Ne aldınız lan? Özel hediye lan. Bilmiyorum. Neyi bilmiyor? Özel hediyeleri. Oğlum mailin ayağındır. Evine gittiğimiz her üyeye... Üye pasif mi bunlar? Üyemiz sert yorum iş. Birbirinden farklı hediyelerle de yüzleri bugün bir gülücük konduracağız. Ama şu anki tek derdimiz kimsenin canına malına kastetmeden bu arabayla evlere gidebilmek. Hadi yola çıkalım. Tamam mıyız? Benden adam. Hadi kardeşim hadi. Dur baba geldim. Arabayı teslim edeceğim. Bak el frenine oturdu gene. Genişten almak çok zor, bir de şu camdan düşecekmiş gibi hissediyorum. Öyle büyük bir cam olabilir mi ya? Geçen düştüm hatta tuttu bir. Geliyor araba işte bak. Ezer geçerim, umurumda olmaz. Benim direksiyonum yemişler. Benim kaybedecek bir şeyim yok. Araba vlogumuzu da yapalım. Bak klimamız var. Böyle bir ses de soğuyor. Oğlum vibratörlü araba yapmışlar. İyi de o. Tam arkadaşlarla gezmelik araba ama. En büyük müyüz bilmiyorum ama çok büyüğüz morukcan. Yaktır baba. Ay vurduk gene. Yolda geçmiyor ki, radyo çalışmıyor. Yok, hiçbir şey yok. Kardeşim omuz omuza gidiyor. Müziğe mi takıldınız ya? 2008'de bu kargo omuz omuza vermedi bu müzik. Aman aman aman. Yoga 2008. Hatırlayanlar hatırladım yazabilir mi arkadaşlar? Kim hatırlayacak? Kanal Zigot'un oğlu. İlk olarak Bekir'e gidelim. Bekir aşırı mutlu olur. Böyle bir yüksek açılış yaparız. Bir de Bekir'in evine hiç gitmedim, ilk kez gideceğim. Ne Kadıköy'e taşındı. Ben oturamıyorum oralarda. İspendiye Kartal'a mahkum oldum. Ahan el frene. Şey, vites geçmiyor. Alo Bekir'cim merhabalar kendim. Ben İmirzalıoğlu ben. Merhabalar Metcan Beyciğim. Konum atabilir misin? Gömdüm ölümü geliyor. Konum belli. Bunu istiyorum. Oğlum şaka yapma. Konum at. Araba varmış, böcek gibi görmüyorum ki. Bu arada izleyen trafik polisi abilerimiz bana kızabilir. Ama şunu bilsinler. Kanka debriyaja bassana. Sen bas bas. Araba da sıkıntı bir araba. Bütün ışıkları yanıyor. Kadıköy sokaklarına gireceğim arabaya bak. Bir tane çocuk babasının tırını çalmıştı ya. Bütün arabaları biçmiş. Abi tekerrür etmez inşallah. Ama bütün bu çabalarımızın sonucunda o bir gülücüğü görmek her şeyi unutturacak bize. Bu arada daha fazla böyle video için kanala abone olup video beğenmeyi ve yorumlar da belirtmeyi de unutmayın. Böyle içerikleri seviyor musunuz? Ben de anlayayım. Bana da söyle. Bu Bekir illegal mi kovuluyor? Stadın yanında evi var lan. Bu arada ben bir şeyin gururunu yaşıyorum. Yüzüm gülüyor, hiç sormadınız niye. Niye ne oldu? Cahreyn'i güldürmüşüm baba. Oğlum Cahreyn kahkaha. Bana orospu çocuğu demiş. Edit yapan orospu dövmek istiyor. Ahmet abi sonuçta. Dilinin kemiği yok, biz de onu öyle kabulleneceğiz. Adam antropoz, metropoz hepsine girdi. Bu abi bak farklı konum atıyor. Seyyar ev mi bu, karavanla mı geçiyor?
Çok yakında görüşeceğiz. Gergin, Metospor'un maçı var. Bugün maç var ve ben bu arabayla buraya mı girdim? Bana gönül koyma. Fener maçı var. Lalay lalay lalay. Şey kötü ama. Yanımdaki arabada ikili şu an yüz yüze var. Ayaklarına kadar görüyor. Beyler açıl geniş alacağım. Lan dede. Çek gül oradan bırakacağım seni. Geldik sayılır ama biz bu arabayı nereye koyacağız abi? Peki videonun başlığı ne olacak? Ne olacak? Nakliyeci olup ekibin evini bastım. Ekibin evine patladım lan. Dönmez mi abi? Düz gidemiyoruz ki gel gidelim. Burası yol kapalı mı abi? Devam var mı buranın? Şurası. Şurası gideceğim diye. Sen gelsene. Üst sokaktan oradan giriş var mı? Desene ha, abi. Biz kapalı sanıyoruz. Birbirine kattık trafik. Dur. Bu mantığı niye koyuyorlarsa? Abi o kadar kurtarmaz ki bu darlıkta. Değiyorsak da yapacak bir şey. Çarptı mı? Diğer sokaktan gireceksin. Caddeye nasıl gideyim ki arkam kapalı. Mantar bile kalmadı sağ tarafta şu anlık. Gelecek yakında da. Evet. Anladım. Ne yaptın lan? Çaktım. Arabanın önü ayrı gidiyor, arkası ayrı gidiyor. Bu Bekir'in park yeri var dediği yer neresi? Bekir hani burada boştu, park yeri vardı? Var abi, dur çıkıyorum ben dışarı. Girince orada solda yer var. Geldin hiç arabaya şaşırmadın mı? Bırak burada ya, devam hadi. Dörtlüyü nereden yakıyoruz? Boyum yetişmiyor. Allah belası. O ne lan? Para seni bir ziyaret etmeye geliyoruz. Bu mu? Manzara. Bir manzara var cennet sanki para. Nerede evi? Şunun eksi biri. Kardeşim sen underground mısın, ceza mısın? Ne eksi biri ya? Hemen nasıl? Bokabastı. Kallavi bokabastı hem de. Bu araba hayırdır? Nereden aldınız bunu? Kardeş geç evine, canımı sıkma akşam akşam. Artık geç. Bundan mı gideceğiz çekimlere? Aynen ha. Rıza baba da geliyor. Bir sürü model var, hangisini verelim? Bence şu solda gri verelim. Şöyle huzurlu kuş cıvıltısı olan bir mahalleyi 2 dakikada mahvettik. Sedo al, kas yapıyorum. Gönder. Allah nakliyecilerimize zeval vermesin. O kadar taşıyoruz, lahmacun söylesin bari. Çay bir yapsın tane. Bari. Ben götürmem. Niye? Sarı kolasız yapmam bu işi ben. Sarı kola şart. Lütfen beyler. Oğlum görmesin koltuğu direkt. Kezzap mı atamıyorsun? Hayır, nasıl oğlum görmeyecek? Gitsin gözünü mözünü kapatsın Tufan. Ya yap. Özel hediyesini de al diye. Size de sürpriz olsun. Arabanın camları açık, kitle bari. Kimi alacak? Hediye getirdik de arkadaşımıza teyzeciğim. İyi hadi bakalım. Hayırlı günler. Size de. Oğlum bu ne cezaevi mi? Bizim ekibimizde burada yaşayan bir adam var ya, biz bilmiyor muyuz bunu? Peki zil nerede? Zil yok mu? Zil yok. Ama kendi kaşınıyor bu arada, kimse duyar kasmasın. Modada da oturmayı be gam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sana bir sürprizimiz var. Sürpriz nedir? Geldi. Dur. Oo, terliği kesiyor. Tam teşekkür. Kaç ayın kaldı Bekir? Eve mi? Yok, Berat'ın ev. Ev fera gayet. Çok fera. Bu ne? Bizim müzik sınıfı böyleydi. Bizim evde ısınma yok. Strapon var. Öncelikle şu hediyeyi takdim ederim sana. Bu ne abi? Flüt. Ne abi otur. Sana iki tane hediyemiz var. Önce küçüğü mü istersin, büyüğü mü? Küçük olsun. O. Büyük istiyorsan bu! Naçizane bir ev hediyesi aldık sana. Şu şekilde ilk hediyem bu. Buradaydı abi. Ev yıkıldı. Yat Bekir. Aa, şurada arada yer var. Takın. Biz takmayalım, sen takarsın. Oy. Nasıl? Sallasana. Ya, Mete yardımcı olayım mı? İyi. Mükemmel bir hediye. Efsane ama evi yıkıyor. Bu ne kardeşim? Abi ben burada oturuyorum. Dur başka sandalye mi? Başka sandalye mi? Kurban olayım. Başka. Ya oğlum ne yaptın? Başka sandalye mi? GTA 5 oyunu izledim. GTA 5 kaldırmıyor ki benim bilgisayarım. Komodor 64. Kapıda seni bekliyorlar. Kim bekliyor? Koltuğumu aldınız. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Ya valla çok teşekkür ederim ya. Evet ya. Bir koltuğumuzu koyalım. Sonra ufak bir ev turu yapıp sıradakine geçeceğiz. Fileler lazım olur mu? Çıkarayım. Gel ilk sen sor. Sokamam. O girecek. Çıkacak, ben gireceğim. Benim hayatta bu arada hiç oyuncu koltuğum olmaz. Ciddi mi? Allah çarpsın. Ama çok güzel oyuncusun, yoksa ben mükürdüm. Neyse diğer fotoğrafa geçelim. Hop. Bitti. Tamam. Oturabilir miyim? Otur bakayım. Otur bakalım. Eyvah. Nasıl? Çok güzel. Güle güle kullan kardeşim benim. Haberleşiriz. Görüşürüz. De durun tabii, bir şey değil. Koltuğumuzu tanıtalım. X Drive'a da bir teşekkürümüzü edelim. Teşekkür ederiz X Drive. Bak şu şekilde minderin ayarlanıyor. Bak esneme yapmaz. Bu nasıl kalkacak? Kardeş bu niye yatmıyor? Bozduk mu? Yatmıyor mu acaba? Yatıyor oğlum, kolu var iki tane. O magabaya bir şey yapmasınlar. Yok. Bak nargilesini de başucuna koymuş o videodan. Hep burada duruyor valla. Ona da çok sevindi ama. Nargiles! İlk turuna başlıyoruz Bekir. Sen otur, tamam. Rahatına bak. Bir bilgisayar masamız var. Evet abi. Adam düğünümdeki fotoğrafını koymuş da ters maske Ahmet ne alaka? Ahmet'im beni. Ben geleceğim diye mi koydun o güzel? Allah çarpsın, hep orada duruyor. Metospor formasını asmış Olga'ya. Bir şey soracağım dürüst olayım. İnternet kafeden mi çaldın? Kulaklığı ama olsa bak. Kulaklığı ikinci el aldım internet kafeden. Sıfırı kaç para ki
Bilmiyorum ki abi, hiç 0 bir eşyam olmadı. Bu da ikinci, bu da ikinci. Nasıl yalan söylüyorsun? 0'ın eşyan olmamıştı. Ya ilk oldu ya. Onun dışında burada bir ütü masamız var. Ütü masası değil abi, yemek normal masası. Normal masa. Bu ne kardeşim? O benim boxer. Temiz temiz. Yemeği burada yiyorsunuz. Yok, şurada yiyoruz. Orada. Hani yemek masasıydı anasını. Hiçbir şey dolgu değil ya evde. Şurada yemek yiyoruz. Burada ne yapıyorsunuz? Ütü. Annem ütü yapıyor, bazen de orada yemek yiyor. Peki monitör niye burada? Koyacak yeri bulamadım onu ya. Süper. Kitap okuyor kardeşimiz. Biz bu yönlerini hiç bilmiyoruz. İnsan nasıl insan olmuş? Nasıl olmuş? Adem ile Havva'dan. Onu mu anlatıyor? Ben de diyordum niye hep bu kadar güzel kokan bir adam. Parfümü var, son logo oynuyor. Biz mağarada çekim yaptık, bu kadar karanlık değildi ama. Şöyle bir sistemimiz var. Sisteme bak. Ekran kartı hangisi? Bu mu? Küçük olan. Tamam, sana bir de bilgisayar çözelim. Vallahi mı? Diğerlerinin evi böyleyse ya yedim ben. Telefon lagımız konulmuş. Öyle bir şeyler. Elektrik dükkanı. Konya gene yer bulmuş zaten odada. Şaşırdık mı? Hayır. Burada yalnız mı yaşıyorsun annenle? Şu anlık yalnız yaşıyorum abi. Yedek mouse var. Gören ne şok ediyor. O benim kameramdı. Ben onu ne kadar aldım Konya'dan? Bu nasıl kamera kanka? Niye hiçbir şey bir şeye benzemiyor? Mit ajanı kamerası mı? Öyle mi ya? Rolon var. Bakımlılığın zaten evet, tartışmış. Evet. Süpürgemiz de var. Evet. Dyson diyorsun. Öyle demiyorsun gerçi. Böyle de yerleri süpürüyorsun. Ama keyifli bir ev ya. Oh, evi gibi. O oda ne lan? O oda benim oda. Kapısı yok mu? Yok kapısı. Burası senin yatağın. Evet. Sakın yatağa oturma. Niye? Yatak kırık. Sen nasıl yatıyorsun? İşte ben böyle yatıyorum. Ben yatabilir miyim şu an? Sen yatarsın da kafam böyle olur. Ayaklarım böyle. Ananı s**tım. Üstüme geç. Bu şekil bir gardırop var. Giyim konusunda o zevkinde tartışmıyor. Eyvallah. Rampa değil mi hafif? Evet rampa. Ama sen alıştın mı duruma? Alıştım. Bazen koltukta yatıyorum içeride. Kanka 30 saniyedir yatıyorum, sırtım ağrımaya var. Ama gerçekten böyle samimi ve hoş bir ev. Kutu gibi bir ev ya. Ben çok beğendim. Şu muhitte zaten başına bir iş gelemez. Huzur içinde yaşıyorsun. Hani bak Fatih, ben İtalya'ya gittim. En lüks yaradığın otelde de kaldım. Köyde damı olmayan evde de. Sor bana hangisi daha rahat. Hangisi daha rahat? İkisi de. Uyuduğun zaman duvarları görmüyorsun. Her evde katlı böyle ala oluyor. Oluyor abi, normal. Fix. Niye peki? Deli evi gibi bak, kafayı vuruyorsun ya, bunlar yumuşar. Hiçbir bak şekilde zarar veremiyorsun kendine yani. Daha var mı oda? Abi var, bitti mi bu kadar? Daha var mı? Abi de biz aşağı ya. Ekibimiz de hemen kuruldu. Herkes rahat mı? Samimi. Ben sigara yakacağım burada. Süper. Şu ceketin ceplerine baksana, geçen ben bir şeyle karşılaştım. Bir şey yok benim. Kol cebinde, kol cebinde. Bir şey mi içiyor? Hiçbir şey içmiyorum abi. Bu ne ev peki? Zaten kullanmayacağım. Ya abi. Eğlenceden de ödün vermiyoruz. Oo bak, orada bir mesaj var. Hayat kısa, kuşlar uçuyor. Siz mi yaptınız bunu? Evet ben taktım. Kafanız tencere altlı. Bu zaten istek değil, ihtiyaç. Aynen, aynen. Mutfakta bu şekilde gayet evet, geniş bir tezgahımız. Bir dakika aynen ya. O ne kanka? Outlast evim burası. Niye atmadınız? Abi yiyorum. Ya da köpek nasıl yiyorsun kanka? Oğlum yapmayın, kapa video gidelim. Bak. Kadınlar götürdüğün mekanları ben biliyorum ya seni. Evde küfle ekmek mi yiyorsun kızlarla gezebilmek için? Evet. Ne kabulleniyor. Gayet geniş bir çalışma alanımız var. Ocak var. Yemek yaptın mı bize? Abi yok. O kadar geleceğiz dedik. Bir nargile hazırlar. Bir çay yok. Yarrağım yok. Var var, ben istemeyeyim bir şey hazırlayayım. Yok kardeşim. Hayır, lütfen, yemeyiz. Lütfen. Yolumuz uzun. Burası banyo, sağ tarafta bir şey var. İçeride ya, içeride. Gireceksin de bu ışığı bulacak. Oğlum kombiyi kapadı. Hamza'ya da yer vermişler burada. Kuzen sonuçta abi, seviyor. Ev kötü gözüküyor ama hoş bir ev. Ben böyle severim, öğrenciyi. Feriha'nın evi gibi ev. Kötü yerim ben. Lavabo kırılıyor kanka. Oğlum lavabo, seyyar lavabo. Bunu alıp salonda da yıkayabiliyorsun elleri. Duş için böyle bir yerimiz var. Minecraft gibi. Evin çok güzel. Allah razı olsun. Gerçekten beğendim, çok samimi. Aile hissiyatı veren. Size bir şeyler hazırladım abi. Yanlış anlaşılmasın, ayran. Araba kullandın, araba kullan. Rakı dolu. Polis olur mu? Sen nesi bekliyordun galiba? Beni böyle bir görünce şaşırdı. İkimizi. Ay bunu nasıl içiyorlar be? Ev bu şekil ama etinden de taviz vermez. Her gün en az 200 kilo yiyecek. Buzdolabında yumurta, et, abur cubur, ketçap. Daha ne isteriz sakın ki? Sakın vereyim misin? Oo bak tamam, oğlum. Sakın. Girişte boy aynamız. Şoklar içindeyim ben ya. Bu kimden koruyor acaba? Kimi kimden koruyor? Ne? Tamam, o öyle. O dekor. Aktif değil, pasif. Sıkma sıkma sıkma. Böcek ilacı onun için. Ev böcek basıyor, sıkıyorum ben onu, ölüyor. Şurası var, annemin odası da buraya girelim. Buraya girmeyelim. Bu şekilde bir ev, kutu gibi. Bak kancan da var oğlum, kendini asarsın. Bir tane de oraya kanca asarsa bu çocuk tavandan inmez, gece bu tavanda yatar. Çöker mi çökmez, acaba? Çökmez, çökmez. Ooo, babam, paşa. Annem böyle tutar işte, yatarsın. Ooo! Ooo! Oğlum bahçe mobilyası yaptı. Zenginler bunun için 10 milyar para veriyor. Harbiden o. Peki'cim biz kaçıyoruz. Ya. Ben bir şey yapmadım. Böyle bir evdi, gayet hoştu, güzeldi. Mutluluklar peki. Allah'a emanetsiniz, dikkatli olun, hadi bay bay. Gel.
Bekir de bizle beraber devam ediyor. Geri dönüş kamerası olarak. Gel gel gel. Ölçüyor. Ne oldu? Duruyor musunuz diye baktım. Şimdi de Hamza'nın evine gireceğiz. O da buralara yakın. Kadıköy'de oturuyor. Onun evine aslında gitmiştik ama sadece odasını görmüştük. Bir Türk işlep evi gibi Bakalım genel olarak yaşam alanı nasıl, bugün de onu göreceğiz. Hediyelerimizi de vereceğiz. Daha ne isterim yaradandan ayol. Hamzacığım merhabalar. Kenan İmirzalıoğlu ben. Merhabalar. Nasılsınız abi? İyidir Hamzacığım. Bana bir konum atabilecek misin? Tamam abi. Hadi. Ne oluyor lan? Bir şey düştü üstüne çocuğum. Tramvay yoluna da girdik. Bir o eksikti. Piyasa keyfi. Bakalarla piyasa. Bakan bir daha bakıyor. Hamza! Çıktı bak cama çıktı. Abi getirdik bunları da nereye atacağız? Nasıl utanıyor? Tamam abi burayı bırak git. Sol sokağa gir, dörtleri yak diyor. Düz git, geri geri gel. Kafadan gir. Kanka bana öğretme de. Gençliğimi vermişim bu sokak. Aynen gençliğim. Bu 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 oğlum. Oğlum taktın ama. Kankarda mıyız abi? Oğlum tamam, geri geri gel şimdi. Araba var, nereye geri gel? Önümüzü vuracağız bu sefer de yani. Oo. Olay dar olmaz. Geri koşuyor peşimi. Alo! Kardeşim benim kargomu getirsene, nereye gidiyorsun? Abi ben geldim de orada terör estirdik biraz. Sola döneceksin, oraya 4 lira yakıp duracaksın. Aynen dönüyor sanki bu araba. Allah Allah. Ana. Gel gel gel. Lan ne yapmış? Kanka imkansız. Aa sizin bir şey. Ön çarpıyor mu? Hayır. Kalsın mı böyle? Kalsın kalsın. Bu motoru geçiyorsa kanka herkes geçer. Oradan tır da geçer. Peki oldu. Sen burada kal. Evi gelirse de şeyde. Nakliye. Hamza hangisini verelim? Tufan. Kanka bu ne? Niye kal? Onu ben istiyorum. Ben istiyorum diye bir şey yok. O zaman şu şarkıyı söyleyeceksin. Ondan. Ondan ver bana ondan. Değdi mi kanka? Değdi. Tamam bu Fatih opsiyonlandırmış. Hamza'ya ne verelim ya? Şu kırmızı arkadaki kırmızı. Ben gel. Ney bu? Tufan. Camdan gördü ya mega. Merhabalar. Ben mimarsın. Oğlum bak Allah'a sığınıyorum. Kıtnet'in selamını getirdim. Hamzacım merhabalar. Sustum şu. Kanka sen bu şekilde zihnini kullanıyorsun. Abi öyle gelirseniz a**ayı. Getirmeseydik. Tamam, hayır. Tamam abi görüşürüz. Avrasya Tüneli gibi bir koridorumuz var. Çok uzun. Hayda odası değişmiş. Dip ve odası gitmiş. Kapa kapı. Huzur. Biliyorsunuz Hamza'nın odası daha değişikti. Tamamen değiştirmiş. Ablan evlendi gitti artık. Aynen. Böyle şöyle yatabiliriz ya artık. Böyle de yatarız. Baksana İlgan gibi televizyon asmış oraya. Ama hala bir kadınsılık var. Abla gitse de Hamza'nın içindeki kadından kurtulamıyor. İlk hediyemiz hazır mısın? Ama senden önce bir limon istiyorum. Onu niye kestin? Kesmeyecek miydim? Ne sana kestim. Lan olayı o zaman. Bir tane bütün getir. Artık kesmeye son. Ben bunu evime çok istiyordum. Maddi durumundan dolayı alamıyordum. Dünyanın en güzel hediyesini aldım. Sever misin limon? Severim. Limonun içine sokuyoruz. Bak başladı. Akmaya başladı bile. Şimdi bardak mı? Bardak. Böyle taktım bunu. Bu artık musluk. Hayda. İçindeki hepsi çıkıyor, hepsi. Koydun, yine aldın. Devam. Lan bunu oğlum yapma. Oo, afiyet olsun. Şu an izleyenlerin var ya ağzı şelale gibi. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Güle güle kullan. İlk hediyemiz buydu. Diğer hediyemiz de koltuğumuzu bir kokalım artık. Sonunda geldi. Eyvallah. Karımızı seviyorsun diye böyle söyledim. Çok sağ ol abi. Burayı mı kokalım? Aynen öyle. Tamam abla. Kokumu bu kadar basit. Gel koy koltuğu üstüne. Ben koyamam. Gel koy, sen koyacaksın. Buram abi. Bura. Hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah abi. Allah razı olsun. Hamza'nın gardırobu imza attığı başarıları tek tek saklıyor. Maymuşlar olarak katılmış. Aga be. Bugün arkadaşlar maymuşlarla imzana bir video çekiyoruz. Hoş geldiniz maymuşlar. Çay istiyorsunuz mu? Oo güzel oldu. Bak adam hazırlanmış. Banyomuz şu lan sidikli şeye bastı. Allah belanı. Ay koyayım ya. Tuzak gibi kurmuş. Köpeğin pedi burada. Ne alakası? Bu kadar derinlik normal değil. Boğulur burada adam. Şu şekilde bir duş var. Klostrofobi geçiriyorsunuz her duş aşığınızda. Bak sen ne? Kanka. Olmadı. Doktorcuk. Bu ne la dildo mu? Ananın bu ne oğlum? Sivilce şey. İşe yarıyor mu peki? Şey, bilmiyorum. Ağrı motifleri bizi karşılıyor. Bir de gül de var. Selim Bey el attın mı burayı? Daha el atma. Yapma oğlum annemi izliyor. Ne yaptım oğlum sanki? Silah mı çektin? Triple H. Onlar değil. Oğlum bunlar deli paraydı o zamanlar. Zengin piç oğlum bu. Daha vardı da onu kaybettim. Ciddi pagan olması lazım şunlara bak. Remis Lora'yı isterdim annemden ağlayı al. Ringi vardı. Peki Undertaker'ın elleri niye böyle? Yedim abi onları. Mezar taşı ama 5 kere üstü kokla. Kuduz mu kanka bu? Egzema. Bu gonşit var mı? Oo. Mutfak komple böyle 360 şekilde tezgah olarak yapılmış. Akta başarılı olmuş. Agalarla takılmaca. Bu kadar boyu mu? Evet. Oha. Ne oğlum? Yakuzlu tarafı. Peki niye böyle dolabın üstü dedektif bir bo gibi? Ne yapayım annem koyuyor.
Kardeşim! Silin onu, annem görür. Biz de diyoruz ama onun paralar nereye gidiyor? Böyle bardakları yediriyor paraya. Tipik bir Türk ailesi. Benim Mertel'deki evim de böyleydi. Ailemle yaşadı. Salondan her an Recep Tayyip Erdoğan çıkabilir. Bütün arkadaşlarım böyle. Ama motifler ben çok özenli olduğu için Cumhuriyet Sarayı'nda gibi hissettim kendimi. Altın rengar ya. Hamza, bu zamanların değerini bil. Eyvallah abi. Hiç ilgi çekici değil evin ya. Çok düz. Mesela bu evde direkt uykun geliyor. Yastığa bak! Kadın gözü. Lan şey oluyor mu acaba? Olmuyormuş. Seylo Alaturka mavziyarı bile görüyor. Amına koyar. Kaç veriyorsun Hamza bu kaya? Bu muhitte kendi evi. Kendi apartmanımız. Oğlum bekliyorum o ev, niye lan öyle? Biraz öyle çocuk, ne yapsın? Hadi ola. Aaa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 a
Evin çok güzelmiş. Sağ olasın abim, eyvallah. Ne iş yapıyorsun? Aferin. Diğerine ver. Aferin. Ben de geleceğim mi? Oğlum herkesi takarsak peşimize yandı. Allah. Ördek sürüsü gibi gidiyoruz. Her gittiğimiz evden bir adam alıyoruz. Hamza da bizimle geliyor. Furkan'a geçelim. Furkan'ın evini hiç görmedim. Ben de hiç görmedim. Ben de hiç görmedim. Galiba ekipteki kimse görmedi. Video karşısında canciğer gibiyiz ama normalde çok görüşmüyoruz. Şaka yapıyorum ama evlerimiz o kadar gidip gelmiyoruz. Genelde dışarıda buluşuyor. Şuradan bir burger yiyelim mi? Çok güzel burgerci. Kafayı da valeye bak. Tramvayla bugün buguna geldik. Bir bu eksikti. Orada görüşürüz arkadaşlar. Varabilirsek izlersiniz. Varamazsak. Kime kalmış? Trafik polisi var ha. Arkada yolcu sıkıntı. Ceza mı yeriz? Ceza mı yeriz? Ceza yeriz. Ceza Hamza yeriz. Yatın yere. Bak bizi alacak. Akşamlara. Selam verdi bizi rahatlayalım diye. İleriki ekiplere haber verdi. Şafak operasyonu. Gamerlarla gelmiş. Kanka şuraya bile bu arabayı soktum. Gördüğünüz gibi akşam oldu. Furkan'ın evine geldik şimdi de. Nevaleli hızlıca alalım. Oğlum sizi unutmuşum, korktum. Hangisini verelim Furkan'a? Biz iyice bu koltuk sevdasını düştük. Bence Anka verelim ya. Anka gibi özel bir sevgiye hak ediyor mu yoksa Furkan Kerem? Özel hediyemizi ver önce oradan. Siz göreceksiniz. Size sürpriz olmayacak arkadaşlar. Misafir için oğlum. Görüyor musun? Otur. Daha ne istiyorsun? Mutluluk da attık bugün bütün gün. Kaçıncı kattan bilen var mı? Ben hiç gelmedim. Furkan! Allah Allah! Oğlum, Furkan! Oğlum direkt buradaymış adam. Selamın aleyküm. Kaç para veriyorsun bugün? 15. İyi mi kötü mü sen? İyi kanka, şu kadar yürüyecek. 15'e şu anda oturamazsın. Küçük yalılı Furkan. Bu yok hediyemiz. Teşekkür ederim. Gel sen de gel. Gördün mü? Gel gel. Oo. Bugün girdiğimiz en ferah, en güzel ev bu olabilir. Girer girmez şöyle bir görsel lezzet karşılıyor bizi. Kartal... Odana geçelim. Sana bir hediyemiz daha var. O ne? Kardeşim doğum günü hediyesi olarak aldım. Oğlum rebel mebel. Onları giyme. Dur ben alayım. Tamam. Bunu kaldırın burada. İki yatak. Bu benim, bu benim birader. Birader. Sana hediyemiz var kardeşim. Ne? Uzun yoldan geldik. Getir. Anka mı? Anka. Instagram'da duyurulduğundan beridir çok istiyordu. Sonunda senin kardeşim. Güle güle kullan. Tamam. Sıfır kokuyor. Oğlum kadife. Harun abi gibi kaldım. Hayırlı uğurlu olsun. Bu ne depresyon hırkası giymişsin sen? Ne aşağı gibi geziyorsun? Ev haliyle de böyle çıktım karşınıza, kusura bakma, beklemiyordum. O duvar ne kanka? Biliyorsun zaten senelerdir olan şey. Bike'ı bırakmadan önce tabeladan sökmüştüm buraya aslında. Çaldın yani. Trabzonspor Müzesi'ne çevirmiş. Bir kupa eksik. Bir tane var zaten, koyaydım. Metospor'umuzun formaları var. Burası çalışma masa. Aynen. Aşkın olayıma kendi fotoğrafını bastırdım ve yok, bunu bizden gizledim. Ayrı bir takipçim yok. Kanka her utanç verici bir şey yapan da takipçisi yok. Keyfine düşkün bir adam olduğunu buradan anlıyoruz. Yok, şurası komple doğum günü videosunda gelen hediyeler. Takipçilerine de değer veriyorsun. Çok büyük. Annem! Hayır! Baba yadigarı diye böyle kenarda tuttum. Maalesef çalışmıyor. Bu ne kanka, benzin mi çekiyorsun bilgisayar başına? Yapma yapma, ağzına fışkır. Ağzına patladı. Ev soğuk aga, bana başka seçenek tanımadın. Sistemi de var, gördüğümüz en elit evlerden birisi buydu. Kültür karmaşası. Kazım Koyuncu'nun yanında Nike reklamı var abi. Allah Allah. Gerçekten yükse kaçar. Dilan Polat gibi peşine düşecekler. Takvim var lan. Oğlum bu evlerde hala var mı? Bugün ne günlerde? Bugün 14 ya da 15 Kasım. 15 Kasım. Babam analog bir insan, seviyor. Kim analog? Tamam böyle olsun. Mavi detayları direkt gözüme çarptı. Tamam ya ile ev, içeride sigara içilmediğine eminim. Evet. Elin papağanın mı var kanka? Isırı mı? Isırabilir biraz. Yani kagalı. Hudut kim, kartal kim ya? Evin her yeri askeriye dönmüş abi. Bak gene oğlum, atamın evinde bu kadar yoktur. 6 ay askerlik yaptı. Şu orta sehpa çok pahalı biliyorum. Bu ağaç. En aşağı şu an 50-60 bin lira var. Ne? Lan yürü ya. Yani HDP değil. Bilmiyoruz da kanka. 50 bin de değildir kanka. Tamam, mobilyacılar yoruma yazsın. Evet öyle yazsın. Oy. Ya ben size kanun yapış. Şey, biz buluruz yolumuzu. Tamam, nargile var mı ya? Ananın nasıl istek, misafire bak. Balkon çok keyifli ama biri buradan düşer kanka, çok alçak. Yukarıdan çamaşır düşmüş. Kimin lan bu? Ne bileyim oğlum, yukarıdan. At yukarıdan. Kaktüs var. Oo çok. Mutfak da bayağı iyi. Mutfak benim ev kadar. 31 senedir burada oturuyorum. Yok da sikeyim de. Ne güzel modern bardak var, gör biraz.
Ne alaka? Anneanne bardağıyla su içi gömmüş. Ev çok muhafazakar. Bu dolapta alkol var mı? Bakalım. Çok merak ediyorum. Dolapta bir değişik bak, üstünde yazı mazı. Oğlum bomba mı? Aile evi böyle oldu. Dolabı i̇şte kesiyor mu? Biberler bile doğranmış kanka. Suyu bile böyle şişesi içiyorsunuz. Akşam menemen hazırlanmış. Babam ne yapacak bilmiyorum. Menemen mi? Baban ne yiyecek? Kız kardeşim. Tamam, sonra oraya gelme. Orası annenin. Mahreme gelme. Burası banyo. Türk ailesi böyle bir yerde oturmalı. Temizlik kokusu. Duşakabinimiz de var şu şekilde gördüğünüz gibi. Cezaevi aynası değil mi lan? Benim evimde bir tane şemsiye yok. Biz sırılsıklam. Kuduz köpek gibi ıslanıyor. Ben şemsiye diye bir şeyin varlığını unuttum hayatımda. Aynen. Ortada. Anne, baba, bu neyin güzelmiş? Furkan'ım yolumuz uzun. Biz kalkıyoruz, var mı bir isteğin, canının sağlığı? Hazreti Adem'in ayakkabısı yok lan, o babamın ya, küçüktür. Ne küçüğü, 48 numara ne demek? 3 haneleri çıkacak. Terlik ayağından fırlasa cinayet işleyecek. Arabanın anahtarını aldınız mı oğlum? Aldım. Allah'a emanet. Öpüyorum, yine şey yapalım. Servis şoförüne dön. Her evden birini topluyor. Son durağımız Caner. Tabii oğlum, öyle de olmaz. Son durak mezarlık, şimdi... Yakıştı da ha. Değil mi? Vallahi. Bir günümüz. Yemek koktu ya. Caner acaba bir şey hazırladı mı bize? Bak, Caner hazırlamasa bile annesiyle babası müthiş misafirperver insanlar. Biraz da onlar şey kafası. Herkes sussa biz susma. Bu ne alakalı? Caner sussa bile onlar hazırlar. Son adresimizdeyiz. Caner'in evindeyiz. Öldük bitti. Caner'in büyük olduğu için en büyüğünden, yani Anka'dan ver. Bu hayvanın ne işi var oğlum burada? Çaldım be. Dayına dayı. Bir de diyor ki ben kuşçuyum. Gene kapının şifresini vermeyecek bana. Ney kanka bunun şifresi? 7'ye basacağız. Şifresini söylemiyor. Söylemiyor mu? Kimseye mi söylemiyor? Kimseye söylemiyor. MİT ajanıyız biz, gece gireceğiz evine. Kogaz. Bu mu koruyacak? Tekmeyi kodum mu girerim buraya? Dene. Bu arada yemin ederim korku yapmadık arkadaşlar. Hiç kesmesem olur mu burayı? Kesme. Habire yeni bir güvenlik ekledim. Oğlum nasıl ya? Ya bak elimizi kolunu sallıyor. Burayı da açabilir miyim acaba? Kanka yanlış kapı. Hoş geldin. Merhabalar. Sana hediyelerimiz var. Gördü ya, gördü kanka, gördü. Neyse diğerini görme. Müsait miydiniz? Merhabalar. İlk kez ikramda bulundum diyor. Şu an ne yapıyorsun abi? Kokoreç mi? Eyvah. Siz su vermediniz lan. Bir damağım kurulur. Hemen odana geçelim kuralım. Ablacım nasılsın? İçeride sofra falan kurulmuş. Oğlum var mı? Lan burada var mı? Anne dolandık. Bilgisayar sistemi. Olmaz kanka bu ne? Zenginmiş bu adam. Caner. Senin zaten koltuğun olduğu için. Diskalif. Edildi. Bunu Afrika yolluyor. Bunun modası bitti. Verin bunun şeyini. Garantisi mi? Garantisi biziz ama. Hop hayırlı olsun. Otur bir evin tanımadan önce diğer hediyeni de verelim. Nasıl? Kanka çok rahat. Bak yandan böyle. Sıradaki hediye. Şu an ışık var ya içeride. Yanmıyor. Evet. Kapayalım ışığı. Hoppa. Hop yanıyor. Gündüzleri buradan güneş enerjisi akşam da yanıyor. Tamam. Yani örnek veriyorum. Ben şimdi gece mesela diş fırçalamaya kalktım. İşemeye kalktım. Elektrik gibi. Bak ya, biraz evini odasını da geçsenize kardeşim. Şey. Aynen. Şimdi biz çok kurban oldum. Sen tütüncü müsün? Kurban oldum. Ney bunlar? Elime sürdüğüm bir şey olur mu? Hiçbir şey olmaz. O da fark. Kolonya lan bu, bildiğin limon kolonyası. Osmanlı çileğini hiç duydun mu? Normal çilek bulamıyoruz ki Osmanlı. Güzel. Diş fırçanı burada muhafaza ediyorsun. Süper. Kafanız. Onun dışında tırnak makası ve bakım ürünlerim var. Oğlum çok değişik onu şeyler var. Onu farklı hediyette bu. Bu ekip dağılacak mı? Ne çıktı? Eski efendim bir arkadaşına sor diyor. Dağılacak mı? Dağılmaz. Abi senin sözüne güven olmaz. Bir daha yapalım. Oğlum çok güzel bir şeymiş bu. Ne diyecek şimdi? Durmuyor, gidip geliyor. Cevap ver, dağılacak mı bu ekip ya? Uyuyamam bu gece. İrite edici. Bu arada mıknatıs da kendi çekiyor arkadaşlar. Oğlu. Yugun gibi. Benim doğum gününde yaptığım kart sana. Karne derim. Bunları sen hiç gördün mü? Hayatında görmezsin. Kanka bu Atatürk zamanı değil mi ya? Bu ne oğlum? Karneye bak kanka. Ordu. FIFA kartı. Ne güzel. Şunlar var işte Antalya'dan. 3 monitörüm var. 2 kamera var. TV 8 misin sen? Vantilatörümüz var keyifli geceler için. Vantilatör toz üflüyor. AIDS yapıştı. Yatağın da güzel kanka ama. Rahat yani. Habut gibi. Küçücük. Yana dönsen aşağı düşer. Bu ne? Oğlum bu burada şark köşesi yap. Uyurken sigara içiyor. Telefonu böyle koyar. Üşeniyor böyle tutmak bak. Kolum kırıkken aldım. Keyfine bu kadar düşkün. Olmaz. Kaplan var yatağımızın ucunda. Tuşlar ne? Oğlum elektrikli panjur var. Bu evin kirası kaç para? Eviz. Kanka ekipteki en fakir adam benim. Oğlum zorlama. Ne bu? Dinleme cihazı mı? Bu oda bu şekilde arkadaşlar. Canım çalışma alanı böyle. Bir daha kanka sakın böyle garibanlık yapma. Kimsenin böyle bir yaşam standardı gördük ya mü o kadar ev gezdik. Ya. Elon Musk böyle yaşamıyor. Oo. Banyo en büyük, en geniş, hem de refah. Bu ne kanka? O parfüm anne. Parfüm mi? Ben diyorum bu videodan sonra 2-3 kişi Dilan Polat gibi alınacak. Kanka bu çok enteresan bir şey ya. Dur ama videodayız ya. Videodayız.
Burası da güzel bir yer yani. Neyi göstereyim arkadaşlar? Açlıktan şekerim. Açlıktan dolabım burası. Oy. Başka hiçbir şeyim yok. Kıyafetten çok forma var. Metospor kurmasak adam bir şey giyemeyecek. Bak işte. Keyfe düşkünlük abi, şu susamlı ekmek. Neyi görmüyorum. Onun turşu var Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video için kanala abone olup video beğenmeyi ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ekibin evini gezerek hediyeler dağıtmak istedik. Çok yorsam da çok keyif aldık. Herkesin yüzü görüyor. Aa, çok güzel. Tüm yorgunluğumu unutturdu bu bana. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bye bye amigos. Abi testo tarlan videosuna döndü, tavuk yiyor. Ben kokoreç yiyeyim. Bu kokoreç değil. Yalçın et. Sonra midem yanıyor. 50 tane biber dizdim. Sen ne ne lan? Jos. Kapatam. Bizi unuttu sandınız.